geldiniz. Bugün sizinle beraber makyaj yapacağız. Beraber hazırlanacağız. Ondan sonra arkadaşım bekliyor. Tırnaklarımı çıkarttırmaya gideceğim. Fazla büyüdüler. Temizlik için işinde çalıştığım için çalışması zor oluyor. Öyle başlayalım. Hem bazı soruları yanıtlayacağım. Bazı sorular geldi. Herkes istediğini sorabilir sonuçta. Bir şey demiyorum, saygı duyuyorum. Böyle bir soru sorulur mu bilmiyorum ama. Evliliğim neden bitmiş? Hastalığım yüzünden mi bitmiş? Tabii bunu merak edenler oluyor. Ben de buradan böyle açıklamak istedim. Evliliğim hastalığım yüzünden bitmedi. İsterseniz baştan başlayalım. Neden evlendim? Nasıl evlendim? Hatta nasıl tanıştım? Her şeye baştan bir açıklık kavuşturalım. Hops. Başlayamıyorum. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Güzelce nemlendirelim yüzümüzü. Konuyu değiştirmiyorum. Ben evlendiğim kişiyle Facebook'ta tanıştım. Aksi olsa zaten şaşardınız, bu zamanda gayet normal bir şey. Bildiğiniz gibi ben Hollanda'da yaşıyorum. O Danimarka'da yaşıyordu. Danimarka biliyorsunuzdur bayağı uzak. 1000 kilometreden fazla bir mesafe sanırım. Ailesi Almanya'da yaşıyordu. Böyle yani 4 yıl falan konuştuk Facebook'ta. Sürekli kavga ediyorduk yine. Tekrar barışıyorduk falan. Yazın bir iki defa görüşüyorduk Bulgaristan'da. Hani çok mükemmel giden bir ilişkimiz de yoktu. İyi biri olduğuna inanıyordum. Kötü biri olduğundan değil de. Ondan sonra böyle bir 4 yıl konuştuk biz Facebook'ta. Sürekli arayıp soran biri de değildi. Çoğu zaman annesiyle konuşuyorduk. Babasıyla falan. 4 yıl sonra beni sürekli oyaladı. Evleneceğiz. Ailemi gönderip seni isteteceğim falan. Ben de yedim. Ondan sonra bir akşam konuşuyordu. Diyor ki hazırlan. Ben seni kaçıracağım. Ne oldu diyorum, hani aileni gönderip beni isteyecektin. Böyle olmasın mı gerek? Çünkü herkes biliyor, herkes de yani razı, olumlu bakıyor herkes. Dedim ne gerek var maceraya? Hayır diyor, şimdi kaçacaksın benimle ya da ayrılacağız. Ben de bir düşündüm. Bir macera yaşayalım dedim. Kabul ettim. Oradan yola çıkmış o. Yazıyor geliyorum diye. Sabaha kadar bekliyorum ben. Yazmıyor, aramıyor. Ondan sonra sabah 7'de mesaj geliyor. Ben vazgeçtim. Herkes gönüllüyken her şeyi mahvetmeyelim, vazgeçelim. En iyisi gelip isteyelim seni gibisinde. Ben de içim rahatladı bayağı. Korkmuştum böyle. Her gün kocaya kaçmadığım için.
Ondan sonra konuşuyorduk ama öyle bildiğiniz daha çok o iki arkadaş gibi konuşuyorduk. Bir ay geçti geçmedi benim kulağıma bazı şeyler gelmeye başladı. Beni aldatıyormuş. Bunu bana anlatan onun kendi akrabası. Tabii ben inanmadım. Çünkü öyle biri olduğuna inanmıyordum hani. İşinde, gücünde öyle biri biliyordum onu. İyi biri. Aldatıyor seni dedi, hem de evli biriyle. Bu daha da yalan geldi bana. İnsan nasıl inanır ki böyle bir şeye? Aldırış etmedim ondan sonra. Tekrar söylediler. Başka birileri söyledi. Ben yine inanmadım. Görmemezlikten mi geldim? O kadar saf mıydım onu da bilmiyorum. Dedim öyle bir şey olsa beni neden arasın hani? Benimle ne iş olur ki madem başkasını seviyormuş, başkasıyla berabermiş. Ondan sonra yine bir ay falan geçti. Yaz tatili zamanı geldi. Temmuz ayıydı. Bulgaristan'a gittim. Bu olayları duyduktan sonra tabii ki ben inanmadım ama yine bir kavga etmiştik. Ayrılmıştık. Hani Bulgaristan'a giderken ayrıydık. Bitirmeye karar vermiştim. Aramıyordu, sormuyordu. Millet de öyle deyince ben de herhalde şüphelenmişim. Bulgaristan'daydık. Annemle kafede oturuyorduk. Bir tane mesaj geliyor. Ben geliyorum diyor. O Danimarka'daydı meğer. O da Bulgaristan'a geliyormuş. Tabii ben ayrılmayı istedim ama seviyormuşum herhalde. Böyle heyecanlandım, mutlu oldum. Benim için geliyor dedim. Kesinlikle benim için gelmiyordu. Zaten ondan bir ay önce Bulgaristan'daydı. O kadınla birlikte görülmüş, duyulmuş. Ondan sonra geri geliyor milletin ağzını kapatmak için. Ve bir tane araba almış işte onu şey yapmak için. Geldi bu görüştük hiçbir şey olmamış gibi. Seviyormuşum ya. Alışmışım 4 yıl. Hani görmesen de bazen konuşuyorsun bir de var olduğunu biliyorsun. Bir şey olmamış gibi devam etmeye karar verdik. Ondan sonra bir gün Varna'ya gidelim dedi. Ablamın yanına. O zaman zar zor annemden izin verdik. Babam burada kalmıştı. Varna'ya gittik ablasının yanına. Giderken ben yolda ona bu duyduklarımı anlattım. Ne saçmalıyorsun? Millet bizi sürekli beraber gördü diyor. Kızla kız da işte beraber olduğu kız onun kendi öz kuzeni. Bizi sürekli beraber gördüler diyordu. Hani ablam diyordu o kız için bir de. Hasta o yüzden sürekli diyor onu doktora götürüyordu. O yüzden dedi aramızda bir şey var sandılar. Ablam dedi ki çok hasta ölümcül hastalığı var sevgilisi için. Ağlamaklı oldu böyle gözleri doldu falan ben de konuyu kapattım. Acıdım. Üzüldüm. Öyle kapandı o konu. Ondan sonra gittik Varna'ya. Güzel bir gün geçirdik orada. Ablasıyla görüştük falan.
Dönüşte bana diyor ki ben seni yarın kaçırmaya geleceğim. Yine. Ben de zor da olsa yine kabul ettim. Ailem böyle bir konu olduğunu biliyordu. O yüzden onunla fazla görüşmeme izin vermiyordu. Hani beni kaçırmasın diye. Ne gerek var çünkü. Herkes gönüllü. Biz annem beni Dara dışarı salması için dedik ki o Danimarka'ya dönüyor bu akşam. O akşam işte Varna'ya gittiğimiz gün. Trenlere gel. O gene dönmüyordu hani. Sadece bir plandı daha kolay çıkabilmem için evde. Ayrıldık o gün. Bıraktı beni eve. Yarın dedi akşamüstü saat 6'da seni kaçırmaya geleceğim. Ben de tamam dedim. Bekliyordum. Saat o gün valla bütün gün hasta gibiydim. Hiçbir şey yapasım yoktu. Moralim yoktu. Korkuyordum, endişeliydim. Babam burada olduğu için de tepki vereceğini bilmiyordum. Çok karmaşık duygular içindeydim. Saat 6'ya geliyordu. Ben yemek bile yememiştim sıkıntıdan. Saat 6'da beni arıyor. Planlar değişti. Ben 7'de geliyorum. Ben de zaman kazandığım için bir rahatlıyordum. Ondan sonra evde kimse yoktu. İlaçlarım benim için tabii ki öncelik. Onları alıp çıktım. Gittim onun yanına. Beni kendi köyüne götürdü. Vetovo. Götürdü ben onların köye. O gece Almanya'ya gidecektik. Saat 8'de falan onların köyündeydik. İşte akrabalarıyla, komşularıyla tanıştım. Ondan sonra onların yakın arkadaşlarının evine gittik. Orada yüzük taktı bana. Evlenme teklif etti. Kaçırmışken artık. Saat 12'ye doğru falan yola çekildik. Almanya'ya doğru. Almanya'ya vardığımızda annesi babası bizi karşıladı. Orada yemek yedik, uyuduk. Uyanınca da Danimarka'ya yola çıktık Danimarka için. Danimarka'da beni götürdüğü ilk yer sevgilisinin evi. Sevgilisi kendi öz kuzeni. Sevgilisinin kocası işvereni. Ayrıca kendi köylüsü. Üstelik kuzeni. Yani hem sevgilisi hem de sevgilisinin kocası kuzeni. Bayağı bir karmaşık olduğunu biliyorum. Ben de kuzeni olduğu için İnanmıyordum böyle bir şeye. Gidip kendi gözümle görmek istedim hani böyle bir şey varsa bile. Çok yakın arkadaş olduk sevgilisiyle. Acayip yakındık. Bir bardaktan içiyorduk, bir yatakta uyuyorduk. Kardeşim diye bahsediyordu sürekli. Evlendiğim kişiden sürekli kardeşim diye bahsediyordu. Nasıl şüphelenebilirsiniz ki böyle bir şeyde? Ondan sonra kadının hareketleri değil de evlendiğim kişinin hareketleri dikkatimi çekmeye başladı. Sürekli dip dibi olduğumuz için ona bakışları beni rahatsız ediyordu.
baş başa kaldığımızda bunu ona söylüyordum. Diyordum ki böyle böyle laf söz çıktı sizin için, hani bu kadar samimi olma. O benim ablam gibiydi diyordu. Nasıl böyle bir şey istersin benden? O zaman sen de annenle konuşma diyordu. Kadın hiç fark ettirmedi bana. Nasıl uyutmuşlar beni, nasıl yapmışlar? Hala aklım ermiyor. Ondan sonra bir ufak bahaneyle o evde kavga çıkarıyor benim eşim. Ve o evden ayrılıyoruz. Tekrar Almanya'ya, ailesinin yanına dönüyoruz. Orada biraz daha iyiydik hani. İyi derken sürekli iş arıyordu. Fazla konuşmuyordu hani. Maddi durumu yokmuş, problemi varmış. Hep böyle bir bahaneler uyduruyordu. Hani baş başa da kalamıyorduk. Ailesiyle bir odada kalıyorduk. Diğer odada kiracılar olduğu için ailesiyle bir odada kalıyorduk biz, ben yeni gelin olarak. Annesi sürekli üstüne gitme diyordu. İş yok, para yok. Hani canı sıkılıyor. Üstüne gitme, düzelir, evlendi şimdi daha alışamıyor diyordu. Ben de yeni evlenmişim, ben ne yapayım? Hani bir şeye şikayet etme gibi bir durumum yoktu. Kolay şeyler değildi yaşadıklarım hani. Bazen yalnız kalmamız için fırsat da olsa o gidiyordu, kaçıyordu sürekli. Arkadaşım çağırdı falan filan. Ben de üstüne gitmiyordum önceleri ama sonra zoruma gitmeye başladı. Hani yanına oturduğumda bile rahatsız oluyordu. Durun şunu bir halledeyim. Ondan sonra daha çok şüphelenmeye başladım hani. Niye benimle konuşmak istemiyor, görüşmek istemiyor? Beni anlamıyor, dinlemiyor. Sadece problemim var diyor. Üstüme gelme. İki ay kadar orada Almanya'da kaldık. Ondan sonra tekrar Danimarka'ya dönecektik. Benden gizleyerek gitmiş hatta Danimarka'ya. Aralarını düzeltmeye çalışıyordu kadının kocasıyla. O adam olmadan zaten bir hiç diye onu adam yapan, onu ayaklarında basmasını hani şeyi. Ondan sonra arasını düzeltmiş bu. Onlarla tekrar Danimarka'ya döndük. Annesinin kuzeni var. Bu sefer de onlarda kalmaya gittik. Onların dükkanında çalışmaya başladık. Pizza işi yapıyordu. Pizzacıydı. İnsanlar çok yardımcı oldu. Allah razı olsun onlardan. Ama o iyilikten anlamıyordu. Sürekli insanlara bir küfürler, saygısızlık, hani onların yüzüne küfür etmiyordu da bana hep diyordu. Hani yemek yediğin bu aileye böyle bir şey söylemeye hakkın yok. Ben mesela yabancıyım ama o kendi akrabalarına küfür ediyordu. İlişkisi olduğu kadın onun ailesiyle de anlaşamıyordu. Onun
O kızın babası ondan nefret ediyordu çünkü böyle aralarında bir şey olduğunu %100 biliyordu hani. Yine de o kadar yüzsüzdü ki onların ailesine beni de sokup çıkarıyordu. Çift çift takılıyorduk. Çok kişi biliyordu, çok kişi farkındaydı da kimse çaktırmıyordu. Ama sonra işte ben anlamaya başladım. Bir de kokain kullanıyormuş. Bunu da bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Kendimi buldum cebinde. Onu da içtikçe daha fazla yoldan çıkıyordu. Çıldırıyordu resmen. Hani ne yaptığını bilmiyordu gibisinde. O kadar çok problemimiz vardı ki. İşte büyü var diye beni kandırmaya başladılar. Gerçekleri anlamayayım diye. Benim psikolojim acayip bozulmuştu. Ben de inanıyordum büyü olduğuna. Büyü var madem git bozdur da oğlun mutlu olsun. Akrabaları, kayınanam. Kimse kılını kıpırdatmıyordu. Ondan sonra bana diyorlardı büyü yap. Kocana büyü yap. Allah'tan korkarım ben öyle bir şey nasıl yaparım? Hani büyüyle mi tutacağım? Benimle kalmak istemeye birini. Asla işim olmaz. Büyülerle. Maddi durumu düzelmeye başlamıştı. Hatta bir dükkan açacaktı. Pizza dükkanı. Ben dedim ki zor zamanında beni görmeyen iyi gününde mi beni görecek? Çok düşündüm gitmeyi. Hatta ailem beni gelip almayı istedi. Geldiler. Ben onları boş gönderdim. Mutluyum dedim. Oysa mutsuzluktan ölüyordum. Yerde yatıyordum falan. Hani bir karı koca gibi yaşamayı bırak, arkadaş gibi bile bir bağlantımız yoktu. İki yabancı gibiydik. Sadece çamaşırını yıkıyordum. Yemeğini önüne koyuyordum. Bu kadar. Ondan sonra her gece her gece ağlıyordum, her gece dua ediyordum. Eve dönmeye de yüzüm yok çünkü kaçmışım hani. Risk alıp kaçmışım. Dönüp ne diyeceğim? Ben pişmanım. Ben keşke gitmeseydim, keşke dönmeseydim. Böyle bir dünya yok dedim. Madem evlenmişim, ne yazıldıysa o çekeceksin yani her türlü. 4,5-5 ay öyle idare ettim. Yapayalnızdım. Kimse yoktu yanımda, arkamda. Ailem sürekli konuşuyorduk. Dön, dön, dön diyorlardı. Mutsuzsun. Belli oluyor çünkü. Ay, Tolu yağmur. Yağmur bile ağlıyor. Ondan sonra bana diyor ki yarın ben dükkan alıyorum, imzalamaya gidiyorum. Yok. Cumartesi günüydü. Pazartesi günü diyor imzalamaya gidiyorum. Ben de dedim ki pazar günü beni Almanya'ya götürür müsün? Ailem gelip alacak. Zaten hastanede randevum vardı. Hollanda'ya gelmem gerekiyordu.
O da bahane oldu. Tamam dedi, götürürüm, işini halledip dönersin. Ben de dedim tamam. Pazartesi sabahı uyandık. Tekrar onunla konuşmaya çalıştım. Hani belki bir şeyleri düzeltiriz diye. Uyandım, kahvesini yaptım. Yanına gittim konuşmak için. Telefonu elinde, yüzüme bile bakmıyor. Hani bir şey konuşmaya çalışıyorum, hiç oralı olmuyor. Ben de gittim, tam 10 dakikada bütün eşyalarımı topladım. O mutfaktaydı. Geldi, gördü eşyaları. Böyle dalga geçer gibi gülüyor. Kalıcı olarak mı, tamamen mi gidiyorsun diyor. Dedim evet gidiyorum. Parmağımdaki yüzüğü çıkardım. Bir tane küpeyle bir de kolyesi vardı, hediye etmiştiler. Onları da çıkarıp onun eline tutuşturdum. Gidiyorum dedim. Hiçbir şey demedi. Sinirle böyle eşyalarımı arabaya taşıdı. Ha bir de Almanya'ya beni götürürken sevgilisi de geliyor kocasıyla. O zevki yaşadı yani, beni uğurlama zevkini. Ya ben ona çok güvenmiştim. Gidip anlatıyordum, bir de biz işte kocamla anlaşamıyoruz. Böyle diyor, şöyle diyor. Kadın içinden bana gülüyormuş var ya. Almanya'ya vardık, ailem de vardı. Bir saat falan geçti geçmedi. Soruyorlar bize hani ne yapmak istiyorsunuz falan. Gitsin diyor, işi bitince gelsin. Ben de tamam dedim. Hollanda'ya geldim. Yazıyorum, arıyorum. Beni ne arayan var, ne yazan var. Ondan sonra babasına, ailesine diyormuş ki o beni hiç aramıyor. Babası diyor insan kocasını aramaz mı? Ben arıyordum. Arıyordum. Açan yoktu. Ondan sonra dayımın karısının doğum günü vardı. Orada kuzenimle ve arkadaşımla canlı yayın açtık. Arkadaşlar beni canlı yayında görüp hemen ona haber vermişler, senin karın canlı yayında diye. Hani kıskanç biri de değildi, beni zaten görmüyordu. Bu da ona bahane oldu. Sen nasıl canlı yayın açarsın da sana yazıyorlar diye. Böyle işte saçma bir şey. Bahane oldu ona ayrılmak için. Öyle oldu ayrılmamız. Ondan sonra ben biliyordum bunların bir bahane olduğunu. Kafayı taktım, onları ifşa edecektim. Yani her şeyi ortaya dökecektim. Bir kişiden de destek gelince ben bunu yapmaya karar vermiştim. Kocasını arayıp söyledim böyle böyle bir durum var diye. İnanmadı. İspatla dedi. İspatlayamazdım.
yine de hesap sormuş onlara. Karısı hastanelik olmuş falan. Benim kocam arıyor, yazıyor işte nasıl böyle bir yalan atarsın ortaya. Ya kocası bizi öldürseydi, ta Hollanda'ya gelmiş çık diyor. Çık dışarı seni öldüreceğim tehditler. Adam sen gel evime dedim evimi biliyorsun. Gelmedi. İspatlayamadım da böyle bir şey olduğunu. Beni terk ettiği için böyle bir kötülük yapmış durumuna düştüm. Ondan sonra Allah'a havale ettim. Beş ay sonra bir tane resim paylaşmışlar Facebook'ta ikisine resim. Güneş geldi. Ondan sonra bir tane resim paylaştılar Facebook'ta. Ayrıldıktan 5 ay sonra küfürler falan yağıyor. Kocam olacak kişi ve o kadının resmi yan yana. Küfürler yağıyor tabii. Ben anladım olayı. Aha dedim. Beraber kaçmıştılar. Alın size ispat. ...2017 Ocak ayında ayrıldık. Temmuz ayında kaçmışlar. 2017'de hala evliler. Çocuklar olacak diye duymuştum ama sanırım düşük yapmış. Allah'ın sopası yok. Bugün videoyu kesmek zorunda kaldım. Arkadaşım sürekli aradığı için beni bekliyordu. Çünkü biliyorsunuz söylediğim gibi tırnaklarımızı çıkarttırdım. Ona da yeni taktırdık. Nerede kalmıştık? Fazla anlatacak bir şey kalmadı. Sonuç olarak düğünümü görmedim. Hani nişan falan ailem yaptı. Her şeyi ailem yaptı. Ailem düğünümü de yapacaktı ama buna da karşı geldiler. Sonuç olarak işte o başkasını seviyordu ve sırf ona inatlık olsun diye o evli diye o da benimle evlendi. Bir şeyler ispatlamaya mı çalıştı artık bilmiyorum. Çocukça bir oyun. Sadece benim hayatımı zorlaştırdı. Ben güvenmişken. Yani sadece suçu onda aramamak gerek. Çünkü ben bazı şeyleri duymuştum. Bile bile ateşe gittim. Hangi zarardan dönersen kârdır derler ya. Çocuğum yok. O zaman daha da zor olurdu hayat benim için. Asla bir çocuğun babasız büyümesini istemem. Bu yüzden şükrediyorum. Ama yaşadığım şeyler hiç kolay değildi. Allah düşmanın başına vermesin. Ben onları Allah'a havale ettim. Zaten bu hastalık yüzünden psikolojim bozuktu. Ondan sonra bu da başıma gelince bayağı bir sarsılmıştım. Hani iyi hissetmiyordum. Psikolojik tedavi görmemi söylediler. Bir iki defa gittim ama ondan sonra gerek görmedim çünkü neyi konuşabilirim? Zaten gereken her şeyi annemle konuşuyorum ben. Neyi anlatabilirim annemden başkasına? Hani gerek görmedim. Çünkü neyi nasıl yapmak isterseniz, nasıl düşünmek isterseniz, kısaca bu sizin elinizde olan bir şey. Dizginler sizin, bizim elimizde. O yüzden kimsenin hayatınızı mahvetmesine izin vermeyin, alt üst etmesine izin vermeyin. Negatif şeyler olacak, olmayacak gibi bir durum yok zaten hayatın döngüsü bu. Önemli olan her şeyin üstesinden gelebilmek. Bu yaşadıklarımız birer imtihan, bunu sakın unutmayın. Güçlü olun. Kendiniz için değilse aileniz için.
Çünkü biz üzüldüğümüz zaman onlar bizden daha çok üzülüyor. Böyle anlatacaklarım yani. Zaten bir sevdiği varmış. Ne zamandan varmış, benden önce mi, benimle sevgiliyken mi? Bunu bilmiyorum ama kesinlikle biz evlenmeden önce vardı. Gözünüzü iyi açın, arkadaşınızı, dostunuzu iyi seçin. Sonra hayalleriniz yıkılmaz. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmasın. İnsanız, hepimiz hata yaparız. Ama gün gelir, beklemediğiniz anda Rabbim bizi ödüllendirir. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Biriyle konuşmaktansa böyle kendi kendine konuşmak ilaç gibi geliyor. Tüm içimi döküyorum, Gerçekten de rahatlıyorum. Siz inanılmaz moral, inanılmaz destek verdiniz bana. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ihtiyacım vardı. Eksik olmayın. Bu videoyu burada bitiriyorum. Tabii ki yeni videolar gelecek. Yeni konular, sorular ve konu fikirleri yorum kısmına yazarsanız bir de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.